Fiziksel dünya ve bunun program içerisindeki etkisi nasıl oluyor? Şimdi ona bakalım. Anahtar açık olduğu için input 0.1 klemensine enerji gelmiyor. Input 0.1 klemensine enerji gelmediği için input 0.1 giriş imaj kütüğündeki hafıza değeri 0. 0 olduğu için bu kontak normalde açık ve değeri lojik değeri 0. 0 olduğu için normalde açık konumunu sürdürüyor. Ve normalde açık olduğu için input 0.1 değeri 0 olduğu için açık kalmayı sürdürdüğü için Q0.0'a enerji akışı yapmıyor. Q0.0'ın program içerisinde hafıza değeri lojik 0. Lojik 0 olduğu için de bunun çıkış imaj kütüğündeki değeri lojik 0 ve bu klemensere program sonunda 0 olarak aktarılıyor. Yani 0 olarak aktarıldığı için de klemenste enerji yok. Yani lambamız sönük. Anahtarı kapadığımızı düşünelim. Anahtarı kapadığımızda anahtar üzerinden enerji input 0.1 klemensine geliyor ve artık input 0.1 klemensinde enerji var. Input 0.1 klemensinin enerji olması input 0.1'e ait giriş imaj kütüğündeki hafıza değerinin lojik 1 olması anlamına geliyor. Hafıza değeri lojik 1 olduğu için program içerisinde normalde açık kontaktı ve şu anda input 0.1'in değeri 1. 1 olduğu için kontaklar konum değiştirdi. Normalde açık olan kontaklar kapandı. Kontaklar kapanında enerji akışına müsaade etti ve enerji akışı şu anda Q0.0'a geldi. Ve Q0.0'ın değeri enerji akışı kendisi geldiği için 1 oldu. Q0.0'ın 1 değeri nereye yazıldı? Çıkış imaj kütüğündeki hafıza alanına. Ve Q0.0'ın hafıza alanındaki değeri lojik 1. Ve programın 3. adımına geldiğimizde bu lojik değer klemenslere atandı. Yani Q0.0'a ait klemense hafıza değeri 1 olduğu için enerji verildi. Enerji verildiği için de çıkışına bağlı olan lamba yandı. Şimdi PLC içerisinden paralel kontak bağlamasına ve mühürleme işleminin nasıl gerçekleştiğine bakalım. Yine PLC'min giriş klemenslerine input 0.0 klemensine normalde açık bir start butonu bağlamışım. Input 0.1 klemensine normalde kapalı bir stop butonu bağlamışım. Input 0.2 nolu klemensine ise termik rölemin normalde kapalı kontağını bağlamışım. Ve çıkış klemensinde PLC'min Q0.0'a kontaktör bağlamışım. Kontaktörüm üzerinden motorumu çalıştıracağım. Şu anda PLC run yaptık. Yani butonlara herhangi bir uyarı yapmadık. PLC run yaptığımız anda neler oluyor ona bakalım. Input 0.0 giriş klemensinin enerji var mı? Yok. Çünkü buradaki buton açık bir buton ve enerji akışı olmadığı için input 0.0'ın şu andaki hafız alanı 0. Input 0.1'in hafız alanına bakıyorum. Input 0.1'in hafız alanı PLC run yapıldığı anda stop butonunun kapalı üzerinden enerji geçişi olacağı için input 0.1'in hafız alanı 1. Yine buradaki OL termik rölemin kontağı kapalı olduğu için input 0.2'nin şu andaki hafız alanı PLC run yapıldığı anda daha hiçbir uyarı yapmadan buradaki elemanlara 1 olarak gerçekleşiyor. Programa bakalım. Input 0.0 start butonu olarak kullandığım kontağım var. Çıkışına input 0.1'in yani stop butonunun bağlı olduğu kontağa bağlamışım ama normalde açık olarak bağlamışım bu kontağı. Buradaki grilik sizi renk değişimi yanıltmasın. Bu normalde açık olarak yani programda normalde açık seçtiğim bir kontak. Grilik ya da TIA portala bağlandığımız zaman burayı yeşil olarak göreceksiniz. Buradaki renk değişimi o hafıza alanının, o kontağa ait hafıza alanının bir olduğunu gösterir. Yani kontağın aktif olduğunu gösterir. Bu kapalı olduğunu göstermez. Eğer ben buraya normalde kapalı bir kontak kullanmış olsaydım bunun üzerinde çizgi olacaktı. Şu anda bu kontak normalde açık ama hafıza alanındaki değer 1 olduğu için kontağın aktif olduğunu yani kapandığını gösteriyor. Aynı şekilde input 0.2 de normalde açık bir kontak. Buraya ne bağlıydı? OL2 bağlıydı ve bunun da gri olması hafıza alanındaki değerinin 1 olduğunu ve kontağın aktif olduğunu kapandığını gösteriyor. Şimdi burada Q0.0 çıkışını bağlamışım. Yani fiziki bir çıkışı bağlamışım ve Q0.0'ın da çıkışın kontağını input 0.0'a yani start olarak kullandığım kontağa paralel mühürleme kontağı olarak kullanmışım. Enerji akışına bakıyorum. Network başındaki enerji akışı input 0.0 açık olduğu için devam etmiyor. Q0.0 açık olduğu için devam etmiyor. Ve butonlara herhangi bir uyarı yapmadığım halde input 0.1 ve 0.2'ye bağlı butonlar kapalı buton olduğu için hafıza alanları 1.1 olduğu için de buradaki normalde açık kontaklar renk değiştirmiş, grileşmiş yani kapanmış. Devam edelim. Bu ara start butonuna geldik, bastık. Start butonu nereye bağlıydı? Input 0.0 girişine. Input 0.0 girişinin hafıza alanını şu anda ben 1 yaptım mı? Hafıza alanını ben 1 yaptım. 1 yaptığım için program içerisindeki input 0.0'ın
Normalde açık olan kontağı kapandı. Input 00'ın girişi 1. 1 olduğu için normalde açık olan kontak, bakın, gri olmuş, renk değiştirmiş, kapandı. Input 0.1 ile input 02'nin zaten hafızalanları kontaklarının, giriş kontaklarının kapalı olmasından dolayı 1'di. Enerji akışı input 00 kapandığı için bunun üzerinden, input 01 ve 02 kapalı olduğu için bu kontaklar üzerinden Q0.0'a ulaştı. Ve çıkış verdi Q0.0 ve çıkıştaki motoru, kontaktöre bağlı olan motoru çevirmeye başladı. Q0.0'ın şu andaki değeri 1. Ve değeri 1 olduğu için biraz sonra göreceksiniz. Buradaki Q0.0 kontağını da kapadı. Yani bu kontak da grileşti. Kontak kapandığı için artık enerji yolum hem input 00 üzerinden, start butonu üzerinden, hem de Q0.0'ın buradaki mühürleme kontağı üzerinden devam ediyor. Ve butona bastık. Butondan elimizi çektik. Butondan elimizi çektiğimizde ne oldu? Input 0.0'ın hafıza alanı tekrar sıfıra düştü. Hafıza alanı sıfıra düştüğü için normalde açıktı. Normalde açık konumuna bu kontak geri geldi. Ama enerji akışı kesilmedi. Niye? Az önce bahsettiğim gibi Q0.0'ın aşağıdaki Q00 enerjilendiği için kapanan kontağı üzerinden enerji akışı mühürleme işlemiyle devam ediyor. Bu durumdayken eğer ben stop butonuna basacak olursam ya da aşırı akım termik rölemin OL kontağı açma yapacak olursa ne olur? Input 0.1'e ait stop butonuna bastığımıza düşünelim. Input 0.1'e ait stop butonuna bastığında enerji akışı kesilecek. Enerji akışı kesildiği için input 0.1'e klemensine artık enerji gelmeyecek. Enerji gelmediği için input 01'in hafıza alanı 0 olacak. Ve input 01'i ben burada ne olarak kullanmıştım? Normalde açık kontak olarak kullanmıştım. Input 01'in hafıza alanı eğer butona basıldığı için 0'a düşecek olursa, lojik değeri 0 olacak olursa, buradaki kontak normalde açık haline geri gelecek, açılacak ve enerji akışını kesecektir. Ya da benzer şekilde input 02'ye bağlı olan OL termik rölemi kontağı açma yapacak olursa, input 02 giriş klemensine enerji gelmeyecek, input 02 enerji gelmediği için girişine buna ait hafıza alanı 0 olacak. 0 olduğu için normaldeki konumuna geri gelecek. Input 02'yi normalde nasıl kullanmıştık? Normalde açık kullanmıştık ve normalde açık konumuna geri gelerek enerji akışını kesip Q'nun devre dışı kalmasını sağlayacaktır ve mühürleme işleminin açılması kumandada olduğu gibi olacaktır. Q0.0 lojik değeri 0 olduğu için enerjisi kesilip lojik değeri 0 olduğu için buradaki kontağını da normaldeki haline, yani normalde açık haline geri getirecektir. Tekrar motoru çalıştırmak istiyorsanız tekrar buradaki ilk başa dönüyoruz. Start butonuna basmanız gerektiği. Start butonuna bastık. Input 00'ın hafıza alanı enerji geldi ve hafıza alanı 1 oldu. 1 olduğu için bu kontak kapandı. Input 00 hafıza alanı 1 kapalı. Input 01 zaten hafıza alanı enerji geldiği için 1 kapalı. Input 02'nin yine enerji geldiği için hafıza alanı 1 kapalı ve Q00 çalıştı. Yani başa döndük. Videomuzun başından beri diyoruz ki bir çıkışın kontaklarını program içerisinde istediğimiz kadar kullanabiliriz. Ona bir örnek verelim. Yine az önceki örneğimize ilave yapmışız. Ne yapmışız? Q00 motor çalıştıran benim çıkışımdı, fiziki çıkışımdı. Q00'ın normalde açığını Network 2'de ve Q00'ın yine normalde kapalısını Network 3'te kullanmışız. Ve Q01 gerçek bir çıkış atama yapmışız. Q02 gerçek bir çıkış atama yapmışız. Q01 motor çalışıyor, sinyali veriyor. Q02 ise motor duruyor, sinyali veriyor. Şimdi butonlara basmadık. PLC tekrar run yaptık. Run yaptığımız anda input 0.0'ın hafıza alanı 0 olduğu için normalde açık kontak açık olmayı sürdürüyor. Input 0 ve input 02'nin normalde girişlerindeki kontak kapalı olduğu için bunlarda enerji var. Enerji olduğu için input 01 ve input 02'nin hafıza alanındaki değeri 1. Normalde açık kontak hafıza alanı 1 olduğu için kapandı. 0.2 normalde açık kontak hafıza alanı 1 olduğu için kapandı. Ama input 0.0 burada enerji akışına müsaade etmiyor. Şimdi Q0.0'ın normalde burada açık kontağını kullanmışız. Q0.0 enerjisiz, yani değeri 0. 0 olduğu için açık kontağı açık ve Q0.1 enerjilenmiyor. Q0.0'ın burada neyini kullanmışız? Normalde kapalı kontağını kullanmışız. Normalde kapalı kontağını kullandığımız için şu anda Q0.0 çalışıyor mu? Çalışmıyor. Lojik değeri 0 mı? 0. Lojik değeri 0 olduğu için normalde kapalı kontak kapalı mı? Kapalı ve bu çıkışındaki Q02'yi çalıştırıyor. Q02 motor duruyor, lambasını yakıyor. Şimdi start butonuna bastık, elimizi çektik.
mühürleme işlemi gerçekleşti. Bakın ne oldu? Q0.0 mühürleme kontağı üzerinden zaten input 0.1 ve 0.2 daha önce anlattığımız şekilde kapalı. Q0.0 çalışıyor. Yani motor dönmeye başladı. Q0.0 çalıştığında, Q0.0'a ait hafıza alanı 1 olduğunda buradaki normalde açık olan kontağını kapadı. Normalde açık olan kontağını kapadığı için Q0.1 çıkış enerjilendi. Bu da çıkışındaki motor çalışıyor lambasını yandı. Peki az önce yanan duruyor lambası ne oldu? Q0.01 oldu. Q0.01 olunca normalde kapalı kontak konum değiştirdi. Normalde kapalı kontak açıldı ve Q02'ye vermiş olduğu enerji kestiği için Q02 çıkışındaki lamba söndü. Şimdi ekstra bir seri kontak daha ilave edelim. Bu seri kontak bir sınır anahtarına ait olsun. Motor çalışıyor. Geldi sınır anahtarına çarptı ve motor dursun. Yine başta anlattığımız gibi input 0.0 start, input 0.1 stop, input 0.2 termik röle ve input 0.3'e ekstra da ben bir adet sınır anahtarı ilave etmişim. Buradaki input 0.1, 0.2 ve 0.3'ün girişindeki anahtarlama elemanlarının hepsi kapalı. Kapalı olduğu için PLC run yapıldığı anda 0.1, 0.2 ve 0.3 girişlerinde şu anda enerji var ve 0.1, 0.2, 0.3 girişlerine ait hafıza alanları 1. Ve yine çıkışımda Q00'a kontaktör üzerinden motoru çalıştırmışım. Q01'de çalışıyor lambası, Q02'de duruyor lambasını yakmışız. Şu anda start butonuna basılı değil, basılı olmadığı için enerji akışı devam etmiyor ve Q00'ın değeri 0.0 olduğu için normalde açık kontağı açık, normalde kapalı olduğu olan kontağı da kapalı, kapalı üzerinden Q02'yi çalıştırıyor. Şimdi bunun az önce anlattığımız gibi çalıştığını düşünün. Yani gelelim bu resme. Input 0.0'daki start butonuna bastık. Basınca buradaki input 0.0 kontağını hafıza alanı 1 olduğu için kapadık. Q0.0'ı çalıştırdım. Mühürleme kontağının konumu değiştirdi burada Q0'ın. Ve Q0.0 çalışıyorken motor limite geldi, sınıra geldi. Ne oldu? Input 0.3'e bağlı olan sınır anahtarına çarptı. Input 0.3'e bağlı olan sınır anahtarı açıldığı için input 0.3 girişindeki enerji kesildi. Yani input 0.3 klemensin artık LED'i yanmıyor. LED'in yanmaması ne demek? Input 0.3 girişine ait hafıza alanındaki değer 0 oldu demek. Yani şuradaki input 0.3 nolu kontağın hafıza alanının 0 olduğunu düşünürseniz normaldeki konumuna geri geldi. Bu ne olarak kullanılmıştı input 0.3? Normalde açık olarak kullanılmıştı. Enerji olduğu için kapamıştı. Şimdi girişinde enerji yok. Bunun hafıza değeri 0 ve normaldeki konumuna geri geldi. Yani kontak açıldı. Açılınca tekrar buradaki enerji akışını kesti ve motoru durdurdu.